Merhaba arkadaşlar. Alt kümeyi anlatacağım bugün size. İki tane kümemiz olsun. A kümesi ve B kümesi. A kümesi 1, 2, 3 elemanlarından, B kümesi 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarından oluşuyor. Bunları Venn şemasıyla göstereyim. A kümesi 1, 2, 3. B kümesi de bundan daha çok elemana sahip ve aynı elemanlara sahip olduğu için A'nın dışına çiziyorum. 1, 2, 3 yazılı olduğu için kalan elemanları yazacağım. 4 ve 5. 4, 5. Bu şekilde yazabiliyorsam B kümesi A kümesini kapsadı. A kümesi B kümesinin alt kümesidir. O zaman bunu ifade edelim. A kümesi B kümesinin alt kümesidir. Bu alt küme gösterimi, sembolüdür. Ya da ben bunu şu şekilde ifade edebilirim. B kümesi A'yı kapsar. Bu da kapsar demek. Eğer alt kümenin yanında bir de çizgi varsa bu kendisine de eşit olduğunu söyleyebilir. Kendisini de kapsadığını söyler. Ya da burada çizgi varsa kapsarın da kendisini de eşit olabileceğini söylemektedir. İkinci sorumuza geçtik arkadaşlar şimdi. A kümemiz x öyle ki x kare küçük 20, x doğal sayılardan oluşsun diyor. O zaman A kümemizi yazmaya başlayalım. Doğal sayılar sıfırdan başlar. O zaman sıfırın karesi sıfır yazabilirim. 1'in karesi 1'dir. 20'den küçük, o zaman bu da kümenin içindedir. 2'nin karesi 4, o zaman 20'den küçük uygundur. 2'yi de yazabilirim. 3'ün karesi 9, o zaman 3'ü de yazabilirim. 4'ün karesi 16 arkadaşlar. 16 da 20'den küçük olduğu için yazabilirim. Sonra 5 gelir. 5'in karesi 25. 20'den daha büyük bir sayı olduğu için bu kümede olamaz. Çünkü 20'den küçük olmalıydı kareleri. O zaman kümemi kapatıyorum. Elemanlarım bu kadarmış. Şimdi B kümesine geçiyoruz. B kümesi ise diyor ki x öyle ki 1'den büyük ya da eşit 4'ten de küçük olsun diyor. Ve x'ler diyor tam sayı olsun diyor. O zaman 1'i yazıyorum. 1'e eşit olduğu için. 1'den büyük 2. Sonra 3, 4 diyemem çünkü eşitlik yok. O zaman kümemi kapatıyorum. Şimdi burada da hangi küme hangi kümenin alt kümesidir diye bakacağım. Gene Venn şemasıyla çizelim. Bu küme daha küçük ve bütün elemanları A'da bulunduğu için B kümesi A kümesinin alt kümesidir. O zaman ben çiziyorum şimdi. B kümesi elemanları tek tek yerleştiriyorum. 1, 2, 3 ve A kümesi. Kalan elemanlarımız ne? 1, 2, 3 yazdıysam 0 ve 4. O zaman 0 ve 4'ü de buraya yazıyorum. İfade ederken B kümesi A'nın alt kümesidir. Ya da A kümesi B'yi kapsar şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Şimdi alt kümenin özellikleri var. Bir de onlara bakalım. Bir, her kümenin alt kümesi kendisidir. Yani burada ne demek istiyor? Bir A kümem olsun diyor. A kümesinin kendisi de alt kümesi olacağına göre A alt kümesidir A'nın. Yani bir önceki örneğe bakarsak B kümesi 1, 2, 3. 1, 2, 3 elemanları yine kendini kapsadığı için alt kümesidir. Burada ikinci özelliğimiz boş küme bütün kümelerin alt kümesidir diyor. Bu da doğrudur. Boş kümeyi ben bunun içine çizsem de bir C kümesi olarak sıkıntı olmaz. O zaman diyorum ki boş küme sembolümüzü biliyoruz. Alt kümesidir A'nın. Üçüncü ifadede ne diyor? A diyor B'nin alt kümesi. B de C'nin alt kümesi diyor. O zaman diyor A da C'nin alt kümesidir. Bunu çizerek bir bakalım doğru mu? A B'nin alt kümesi. B de C'nin alt kümesi. Demek ki B'den daha büyük bir küme. O zaman A C'nin alt kümesidir. Doğru bir ifade. Bu alt kümeleri karıştırmak istemiyorsanız şu şekilde de aklınıza tutabilirsiniz. Büyük kısmı, açık kısmı her zaman büyüğü görür. Yani burada B kümesi daha büyük, burada o zaman C kümesi daha büyüktür. Şimdi diğer bir sorumuza geçelim. A kümesinin A, B, C elemanları varmış ve alt kümelerini yazınız diyor. Her kümenin ben diyorum ki boş küme alt kümesi yani hiç eleman olmayan bir alt kümesi vardır boş küme. Sonra bir elemanlı kümeleri var. O zaman bir elemanlı ne olabilir? İçine yazdığımda A olabilir ya da bir eleman B olabilir. Bir eleman olarak bir de C olabilir. Sonra bir elemanları da yazdım. Artık iki elemanlı kümelerini düşünmem lazım. O zaman A ve B birlikte olabilir. A ile C birlikte olabilir.
ve B ve C olabilir. Son olarak da 3 elemanlı kümelerini düşünüyorum. O da zaten kendisidir. 3 elemanlı olduğu için bu küme. 3 elemanlı alt kümesi kendisidir. Başka yazamam. Bunlar yer değiştirirse de aynı kümedir. Değişen bir şey yoktur. Yani A, B kümesiyle elemanlarıyla B, A elemanları aynı kümeyi ifade eder. Sayalım. 3 elemanlı bir kümenin kaç elemanı varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O da 3 elemanlı bir kümenin 8 alt kümesi vardır. Alt kümeleri formülize edelim. Nasıl? Bir A kümesinin eleman sayısı n ise alt küme sayısı 2 üzeri n'dir. 8 ne demek? 2 üzeri 3. Aslında buradaki 3 eleman sayısını verdi bize. O zaman bu formülde bunu anlatmak istiyor bize. Öz alt küme sayısı 2n-1. Bu eksi 1 nereden kaynaklıdır arkadaşlar? Kendisi hariç demek. Öz alt diyorsa kendisi hariç alt kümelerini soruyor bize. O zaman toplam 8 alt kümem varsa benim öz alt kümelerim 8 eksi 1'den 7 tanedir. Onu da 2 üzeri n eksi 1 olarak ifade ediyoruz. Yapılan en büyük hata şudur. 2 üzeri n eksi 1 deniliyor. Bu yanlıştır. Böyle hatırlamayın. Dikkat edin. Sadece kendisini çıkartıyoruz bulduğumuz alt küme sayısından. Son olarak da şuradaki örneklerimize de bir bakalım. Artık alt küme ve öz alt küme sayılarının formüllerini de biliyoruz. Diyor ki 5 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı kaçtır? 5 elemanlı bir küme ise ben biliyorum ki n 5 ise benim alt küme formülüm 2 üzeri n. O zaman 2 üzeri 5 eşittir 32 olarak ifade edebilirim. Burada da soruda demiş ki alt küme sayısı 64 olan bir kümenin eleman sayısı kaçtır? Yani bana soruyu tersten sormuş aslında. Ben alt küme sayısını bulmayı biliyorum. Nedir? 2 üzeri n. Bu sefer bu 64 olduğunu söylemiş. 64 de 2'nin bir kuvvetidir. Yani 2 üzeri 6. O zaman 2 üzeri n 2 üzeri 6'ya eşitse n eşittir 6. O zaman benim eleman sayım 6'dır diyorum. Bir sonraki sorumuza bakalım. Burada da diyor ki öz alt küme sayısı. Bunun formülü neydi? 2 üzeri n alt kümelerden kendisini çıkart. Yani eksi 1. Öz alt küme sayısı 124, 127. O zaman eşittir 127 diyoruz arkadaşlar. Eksi 1'i karşıya attığımızda 2 üzeri n 128. 128 de 2 üzeri 7 olduğu için n'i buradan 7 buluyoruz. O zaman bu da 7 elemanlı bir kümeymiş. Şimdi son sorumuza geldik. Alt küme sayısı ile öz alt küme sayısı toplamı 255 olan kümenin kaç elemanı vardı? Şimdi alt küme sayısını biz nasıl buluyorduk? 2 üzeri n. Öz alt küme sayısını nasıl buluyorduk? 2 üzeri n eksi 1. Bu iki kümenin eleman sayılarının toplamını soruyor. O zaman artı diyorum. Eşitmiş kaça? 255'e. 2 tane 2 üzeri n var. O zaman 2 çarpı 2 üzeri n derim. Eksi 1'i karşıya attığım zaman da 256 oluyor. Her tarafı 2'ye bölersem 2 üzeri n eşittir 128. Bir önceki soruda da 128 2'nin 7. kuvvetiydi. O zaman 2 üzeri n eşittir 2 üzeri 7. N eşittir 7 buluyoruz buradan da. O zaman eleman sayısı 7'dir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.